Bulamazsın hapiste. Bu gece nöbetçiyim. Telefonunu açık tutuyorsun. Benden haber bekliyorsun. Tamam mı? Tamam. Kamil. Sağ ol arkadaş. Ne oldu sana kızım? Yok bir şey anneanne. Niye böyle sinirlisin o zaman? Fırında dedemi gördüm. Neymiş efendim? Hanımefendi sıcak ekmek severmiş. Vay Resul Efendi vay. Tüm sana. Bir de anlatıyor ballandıra ballandıra. Allah belanı versin Resul'ü. Ya ben dedemi bir kere elinde ekmekle eve girerken görmedim. Bir de fırında bekliyor kuzu gibi. Sıcak yatağı. Soğuk kalkasın Resul. Teneşirlere gelesin. Dağdan gelip bağdakini mi kovuyorsun lan? He? Ne alırım lan seni? Oh! Vurun lan! Ekmek yine! Kovu kırsa lan! Oh! Duyacaklar, bir şey var zannedecekler. Anne, bu Fatma teyze böyle her akşam gelecek mi buraya? İki gün geldi diye sarma hemen kadın. Bir şey söyleyeceğim. Ben bugün hiç Sinan'a ulaşamadım da. Çok merak ediyorum. Telaşlanma kızım. İşi uzadı herhalde. Tekrar bir arayayım o zaman. Niyazi. Öyledir, bütün gece hiç konuşmadın. Konuşacak bir şey olmadı ki dedi, ne konuşayım? Ya sen bakma bana, ben biraz yorgunum ya. O yüzden öyle. Kim aradı? Bizim Kamil ya. Herhalde bir şey danışacak, ben geliyorum şimdi. Kamil. Niyazi. Kardeşim bak seni Selim'le tanıştıracağım. Senin işini halledecek, tamam mı? Burada sevilen sayılan bir mahkum. Hadi. Tamam. Hayırlı akşamlar Niyazi kardeş.
Kamil bizim sevdiğimiz bir arkadaş. Böyle böyle anlatınca yardım etmemek olmaz. Buyur, seni dinliyorum. Bir isteğim varmış. Şimdi arkadaş, benim içeride halletmem gereken bir mevzu var. Küçük bir iş diyelim ona. Bu açık görüşte halletmek istiyorum ama içeri emanet sokamıyorum. Sen kim olduğunu söyle, biz halledelim o işi. Daha temiz olur. Akmaz kokmaz. Mehmet arkadaşlar var burada. 3-5 kuruş harçlık koyarsın cebine, olur biter. Tamam mı Niyazi kardeş? Yok. Öyle olmaz. Benim halletmem lazım. Yani böyle yüz yüze, anladın mı? Yani... Başka türlüsü olmaz. Tamam. İçeriden bir şeyler ayarlayacağız senin için. İşini görecek kadar. Aynen öyle. Yalnız bizim de senden küçük bir ricamız olacak. Söyle ne dur? Kamil senden bahsetti. İyi bir kaptanmışsın. E bize de iyi bir kaptan lazım. İş ne dur? Nakliyat diyelim. Sen işin ince tarafını düşünmeyeceksin. Senden ricamız, malı tertemiz getirme. İşimizi görür müsün? Tamam. Görelim. O zaman yarın teknede bekle sen. Arkadaş gelip seni bulacak. E o zaman hayırlı akşamlar diliyorum Niyazi kardeş. Bak Kamil'in de selamı var. Eyvallah arkadaş, eyvallah. Merhaba. Merhaba. Bahar'ın gittiğini duydum. Ben ne dalım duyduysan? Şahin Bey, Niyazi abinin düğününden beri Sinan da ortada yok. Nasıl yoktur? Yok. İş görüşmesi deyip gitti. Kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Necmi abinin arabasını alıp apar topar gitmiş. Siz Bahar'ın nerede olduğunu biliyor musunuz? Bakın. Ben Sinan ve Bahar'ın beraber kaçmış olabileceklerini düşünüyorum. Bu konuyu da hiç kimseyle konuşmayacaksın, anladın mı? Peki siz ne yapacaksınız? Ben hamile bir kadını terk edip başkasının karısıyla kaçan adama ne ediliyorsa onu edeceğim. Onu edeceğim. Geldiğinize haber vereyim Levent'e de. Şimdi müsait değillerse falan. Komutanım. Aslan. Nerede kaldın be komutanım? Senin içtiğim ağlara döndü bu iş. Sabahtan beri seni bekliyorum. Levent, bu bağır benim. Arkadaşım. Şimdi Levent, eğer müsaitseniz birkaç gün sizde kalmak istiyoruz. Ne demek komutanım? Bana o kadar hayrın var. Ev senindir. Ha, bir de bir şey daha var Levent. Şimdi bizim buraya gelişimiz biraz gizli. O yüzden yani bir şey olacağından değil ama etrafta fazla dillendirmeyelim, olur mu? Tamam komutan, sen merak etme. Evdekiler kendi aralarında bile konuşamazlar. O derece yani. Hadi bavulları alayım ben.
çünkü 5 çeşit yemek yapmış. Sizi bekliyor. Niyazi Avcıoğlu'nun evi mi? He, hayırdır, bir şey mi oldu? Merak etmeyin, önemli bir şey değil. Bir emanet bırakmaya geldim. Evde bir aile büyüğü var mı? Ben varım, annesiyim. Madem öyle, size vereyim ben bu emaneti. Dün Niyazi'nin elinden aldım. Yoksa bir şey mi yapıyordu? Yapmıyordu. Ama her an bir şey yapabilir. Bu silahla Harun'u bekliyordu. Ben kendisiyle konuştum. Ama sözümü ne kadar dinletebildim bilemiyorum. Benden size tavsiye, bu olana dikkat edin. Her an her şeyi yapabilir. İş işten geçtikten sonra ağlamanın hiç kimseye yararı yok. İyi günler. Anlattım. Bir türlü anlamadım yüzün nasıl bu hale geldi. Dedim ya, tekne izin paralarken dengem bozuldu. Düştüm yüksekti biraz. Peki ya sırtın? Sırtın da ağrıyor. Sonra da yuvarlandın mı? Sen de çok soru sordun. Oldu işte, boş ver. Kavga ettin değil mi? Çarşıdaki adamlar mı yoksa? Baba. Ha kızım. Gidelim buradan. Ben dayanamıyorum artık. Ne olur gidelim. Nereye gideceğiz kızım? Bilmem. Bize yer mi yok? Hem sen demez miydin çalışana her yerde ekmek var diye? Derim. Derim ama. Evet. Belki burada yüzümüz gülmeyecek. Ben burada olduğum sürece gün yüzü göstermeyecekler bize baba. Sen öyle diyorsan. Gitmek mesele değil kızım. Gidilir. Mesele gönlünü de yanında götürebilmektir. Yapabilecek misin? Yaparım. Baba, başka çaremiz yok, görmüyor musun? Burada yaşatmayacaklar bizi. Bizim köyden de duyacaklar yakında. Onlar da tepemize binecek, dul kadın mı olur dayı? Aslında haklısın. Tamam, ama acele etmeyeceğiz. Benim biraz işlerim var, bitirip sonra gideceğimiz yeri buluruz. He? Tamam. Canım kızım benim. Kolay gelsin. Oo. Niyazi sensin değil mi? Ben oğlum. Selim abinin çok selam var. Hemen açılmamız lazım kaptan. Anladım. Nereye gideceğiz? Sen orasını boş ver. Ben seni gerekli yere kadar götürüp getireceğim. Tamam, haydi atla. Hadi bakalım. Eyvallah. Bana bak arkadaş. Ne alacağız? Vallahi ne verirlerse onu alacağız. Bu işte ısmarlama yok kaptan. Sınırı geçecek miyiz? Gerekirse geçeceğiz.
Ulan bana bak. Yakalanma makalanma durumları olmaz değil mi? Kaptan, korktuysan vazgeçelim. Çok korktum. Haydi gidelim. Haydi. Çevir, çevir, çevir. Merhaba kızım. Şu ilaçları ver, ver. Geçmiş olsun teyze. Yüksek tansiyon ilaçları değil mi? Evet kızım. Bizim tansiyon horon tepiyor bu aralar. Selamun aleyküm. Buyur amca. Sende mi başka kimse yok mu burada? Yok amca, ben yardımcı olayım. Sana anlatmak biraz zor. Ama sen alışkınsın böyle şeylere. Biz neye alışığızdır amca? Bu ilaçlar var ya, vitamin gibi ama vitamin değil. Erkek vitamini. Bu mu amca? Kusura bakma kızım. Belli bir yaştan sonra... Rica ederim amca. Resul Efendi. Hacır. Geçmiş olsun. Hastalığın nedir? Kırgınlıktır. Kırgınlıkmış. Yaşından başından utanmıyorsun değil mi? Ulan bana bak. Şimdi bu eczaneden seni hastaneye sevk ediveririm. La gitsene sen evine be. Bunu beni mi takip ediyorsunuz? Her yerde karşıma çıkıyorsunuz. Sana bedduaların en büyüğünü ettim Resul Efendi. Benim dualarım tutar bilirsin. Sana o genç karının keyfini sürmeyi nasip etmeyeceğim. Ne istiyorsan yap oğlan. Görürsün sen. Görürsün. Kusura bakma kızım. Bu Nadi. Aklı gidip gidip geliyor. Davut abi kolay gelsin. Abi gözün aydın. Sağ olasınız. Davut abi biz Niyazi'ye baktık ama geldi mi buralara? Yok gelmedi abi. Abi geçmiş olsun ya. Hayırdır ne oldu yüzüne? Yok bir şey Necim. İşim var diyeceğiniz bir şey yoksa. Pardon Davut abi. Kolay gelsin. Görüşürüz. Ne oldu la bu adamın yüzüne? He? Vallahi ne bileyim Necim. Niyazi de ortada yok. Bir gariplik var ama ne? Vallahi bana da öyle geldi ama anlarız ya. Ya anlarız anlamasıyla da biz anlayana kadar iki ölü bir yaralı olmaz inşallah. Bu çocuk nereye gitti şimdi? Ha bu akıllı telefonla çıktığından beri kaptanın hükmü kalmadı. Pusula bile var da. Sen gene de gözünden başkasına güvenme. Burada yavaşlayalım kaptan. Ya sen desene biz nereye gideceğiz? Ben sana yardımcı olayım kardeşim. Ha burada duralım. Ha burada dur. Burada mı? Burada ne var ki? Olacak kaptan. Sabret birazdan olacak. Ha bak geliyor hatta. Bu tekneden bir şeyler alıp kasabaya götürürüz. Oğlan bana bak. Ha bu götüreceğiniz şeyler arasında vatana millete zararlı bir şey olmasın ha? Ha? Yok be kaptan. Arabalar çalıştıran, fabrikalar işler hale getiren. Vatana, millete çok yararlı şeyler vardır içinde.
şimdi. Bir mi dedik hani Erçan Kar? Kargin avyurum güvene kar. Bayızlar mı oyun hadi? Sen hadi sakmes mi fedoy? Çön sürüs babadık ha. Haydi Niyaz. Sık gelirdim buralara. Yaşını alınca köyden dışarı çıkmaz oldum. Ben yaşımı aldım amirim, sen genç kaldın öyle mi? Ya Avni Akır'ı kale arkasından sahaya atlayanların peşinden nasıl kovalardın o günleri hatırlasana ha? O da doğru ya. Saatine. Saatine. Ya gençlik dedik de senin oğlan ne ediyi? Ortaokulu bitirdi mi? Yok be başkanım. İnşallah bu sene. Ha, nereye gönderecektin oğlanı? Aylaz'ın teki. Dershaneye göndereyim diyorum, gitmem diyor. Anlaşılan direkt olarak devlet lisesine gidecek. Babası gibi. Ya ha bu uşak kime çekmiştir bilemedim şimdi amirim. Güldüğüme bakma. İçim kan ağlıyor. Kara kara düşünüyorum. Bu çocuğun hali ne olacak? Dil bilmeyen adamın yüzüne bakmıyorlar artık. Ya amirim, Trabzon büyük şehir. Ha? Verirsin bir özel koleje, olur biter. Oraya hem dil öğrenir, hem her şeyi öğrenir. Ayrıca bir de bu yabancı topçuların çocuklarla arkadaşlık kurar falan. Ha? Oldu başkan. Polis maaşıyla özele göndeririz. Ondan sonra da bir kuyumcu soyup üniversiteye de göndeririz, yurt dışına da. Amirim onun da kolayı var ha. Bulursun bir sponsor firma, onlar okutur uşağı. Kim sponsor olur bizim deveye başkanım? Çayın abisi. Bak göndeririz onu bir özel koleje. Sonra kazanır bir güzel mühendislik. Bitirdiği zaman gelir benim yanıma girer çalışır ha. Güzel konuşuyorsun da olur mu öyle şey? Amirim senin oğlansa bizim de yeğenimiz torunumuz. Lafın tutulursa hakimsin. Tutulmazsa sen kimsin? Ha? Sen rahat ol. Her türlü olur, her türlü. Ne diyeyim başkan, ezdin beni. Bizim de sana herhangi bir hususta yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa emrin olur. Ya estağfurullah, ne emridir, ne emridir. Yani bizim olsa olsa ufacık bir rızamız olur. Ya amirim, siz bu telefondan şahsın nerede olduğunu şak diye buluyordunuz değil mi? Yani öyle bir şeyler vardı hani. Evelallah olmaz mı? Bizim İstanbul merkezdeki devreme söylerim. Bir iki saat içinde önümüzde olur. Çok güzel, çok güzel. O zaman lütfen ha bu numarayı bir not et ha. Bu sene ne keder yaptı be Necmi'yim. Derdi tasası bitmedi arkadaş. Ulan hopanın yamuğuyla derdi biter mi yarın? Bilmez gibi konuşuyorsun. Niyazi de bu ara pek bir ses. Baloğa çıkıyorum diyor, açılıyor. Öyle işinde gücünde gibi yani anlamadım ki. Bizi de istemeye ki yanında. Hiç sorma. Filiz'le arası nasıl acaba? Normal. Yani pek bir aksaklık yok. Sakin. Sakin ha? Ya köpek yemekten vazgeçer mi? Niyazi'yi tanımaymışsın. O rahat durmaz, gene bir şeyler yapar. İşkilleniyorum ben. Necmi, Allah'ını seversen ağzını hayra aç. Herif ne biliyorsam onu diyorum da konuşmayayım. Sus sus deme, çağırma ya, boş ver. Ha sen şeye inanıyorsun yani. Masaya bakar mısın? Bakayım. Sen bize yeni bir servis aç.
ortaya bir balık daha getir. Peynir, plaki. Bir şeyler getir işte kafana göre. Tamam. Ha, sen bize bir de helva getir. Hamsi yedikten sonra helva yiyeceksin ki hamsi yendiğini anlasın. Aynen. Sonra aldım adamı altıma. Yaşlı ama kuvveti var. Ağız kırım kirişti. Nasıl bağırıyor, nasıl bağırıyor? Vay babam, sen ne küfür yemişsindir o adamla şimdi. Çok tatın. Adam nasıl bağırıyor göreceksin. Ben başladım adamın üzerine kol bastı oynamaya. Siz kimden bahsediyorsunuz ya? Nasıl? Kimin üstünde kol bastı yapıyorsunuz diyorum. Sana ne kardeş, işine baksana. Nasıl bana ne ya? Dur daha sakin ol. Bu barakadaki yeni gelin yok mu? Evet. Onun babası. Barakadaki yeni gelinin babası. He. Onun adı Buki. Lan ne oluyor lan? Ha şimdi anladın mı bir de onların içinde ne olduğunu kaptan? Mazot kokusunu bir kilometre öteden tanımam ben. Sen aklını yorma. İyi, ileride belki beraber yaparız bu işi. Ne dersin? İsmet, yarın ne olacağımız belli mi? Evet, İsmet. Burası sahil güvenlik. Bak şimdi yapmazsın. Küçük balıkçı teknesi. Kalk bütün bidonları atalım denize. Otur oturduğun yere. Hiçbir şey yapmayacaksın. Manyak mısın sen? Sahil güvenlikte tekneyi anlaşmam mı gibi atar. Otur diyorum, yerinden kıpırdama. Hiçbir şey yapmayacağız. Ben halledeceğim. Yine geldiler baba. Açma. Ne tırsa gecemin. Buyurun. İyi geceler Davut Efendi. Kusura bakma bu saatte rahatsız ettim. Ne istiyorsunuz? İznin olursa Buki'yle yüz yüze konuşmak istiyorum. Daha ne istiyorsunuz kızımdan? Söylenecek bir söz kalmış mıdır? Yeterince bedel ödemedim. Baba. Bırak girsin. Tamam kızım. Buyurun. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu saatte hayırdır? Mehtap izlemeye mi çıktınız? Yo, attık da geri dönüyoruz komutanım. Rastgele. Gürcistan'dan kaçak mazot çıkışı yapmışlar. Sizinle bir alakası yok değil mi? Var dur. Gidiyorsun ulan. Sus ulan yeter be. Vallahi biz mazotları aldık. Ha bu teknenin altına yığdık. Yapma ya. Bir de açık açık itiraf ediyorsunuz. Öyle. Ne yaparsın komutanım? Balık yok ki. Biz de ekmeğimizi bundan kazanıyoruz da.
Ulan hani yakalanmayacaktık ha? Hani yakalanmayacaktık lan akılsız uşak? Hep bunun yüzünden şimdi gidip hapis yatacağız ya aybeden. Tamam tamam. Rastgele iyi akşamlar. İyi akşamlar. Size de rastgele. Haydi kolay gelsin. Rastgele. İyi akşamlar. Sen psikopat mısın ha? İkimizi de yakacaktın, ele verecektin. Oğlum bacaklarının titremesi geçtiyse haydi yola çıkalım. Baksana tekne yalpa vuruyor. Sen ne yaparsın ya? Ne yaparsın sen ya? Biz mazotu denize boşaltmadık ama sen kendi mazotunu boşaltıyordun hamsi. Dal geçme daha. Gidiyoruz. Hep gideyim istemiştin. Sonunda istediğin oldu Nermin'le. Bana hala anne diyorsun. Hak etmedim ama diyorsun. Ben seni hep öyle bildim. Sabah kızım diyemedin. Deseydin belki... ne konuşacaktın benimle? Ahmet'im zamansız geldiydi. 6,5 aylık. 2,5 kilo doğdu. İlk doğduğumda ölü gibiydi. Sarıldım. Ağladı, bağırdı, çağırdı, kendine geldi. Kucağıma verdiklerinde öyle hafif geldiydi ki. Sonra getirdiler, kefeniyle koydular önüme. Sarıldım Ahmet'ime. İlk kundağıyla verdikleri gibi tüy gibiydi. Dedim ki, ağlar uyanır. Uyanmadı. Niye anlatıyorsun bunları bana? Gittiğim yerde yüzüm gülmesin diye. Yok kızım, öyle bir şey değil. Diyeceğim, evlat acısı öyle bir şey ki içinden atamıyorsun. Geceler, aylar, yıllar ilaç olmuyor. Bir daha böyle bir acıyı kaldıracak gücüm yok. Ahmet'imi durduramadım. Şimdi de Niyazi gidiyor, durduramıyorum. Niyazi'ye bir şey mi oldu? Olacak. Biliyorum olacak. Niyazi Harun'u vuracak. Ne diyorsun Nermin anne? Nasıl vuracak Harun? Harun hapiste değil mi? Niyazi kafasına bir şey koydu mu yapar. Köpek tüyünü döker, huyu değişmez. Buraya niye geldin dedin ya. Bir anne olarak geldim. Üzerinde hakkım yok ama sana yalvarmaya geldim. Niyazi'yi bir tek sen kurtarabilirsin. Allah onu seversen oğlumu bana bağışla. Niyazi yapmaz öyle şey. Hem evlenmiş, yuva kurmuş. Ne diyeyim ben onun karşısına geçip? Ben diyeceğim mi dedim. Sen gerisini yüreğine sor. O ne diyeceğini bilir. Gidiyorsan da yolunuz açık olsun. Eğer yapabilirsen hakkını helal et.
Selim abiyle konuştuk. İşten çok memnun kalmış. Sana çok selamı var. Bırak ulan selamı kelamı. Yap dediniz yaptık. Haydi şimdi sizi görelim. Selim abini görelim. Nasıl olacak bu iş? Nasıl yapacağız? Abi üstüme gideceksin. O seni orada bekliyor. Cüneyt Bolak eyvallah. Sonra? Sonra üstünü arayacaklar. Seni toplu görüş odasına alacaklar. Cüneyt bizden. Seni orada bekliyor olacak. Harun da çıkacak mı görüşe? Kaptan rahat ol. Harun orada olacak. Ferdiyen onu da çağıracak içeri. İyi. Emanet nerededir? Emanet nerede? Şimdi ver kulağını da iyi dinle o zaman. Çünkü sana bunu bir kere anlatacağım. Dinliyorum. Gel bakalım mutluluk. Eczacı buradan bir tane al dedi. Bir tane daha ama. Kraliçe, kraliçe. Sabah ezanı okundu. Kalk. İyi, kıl o zaman. Uzak dur benden. Ne bileyim. Fırtınan geldi. Haydi, haydi nazlanma. Ne demek istediğimi biliyorsun. Ya doymadın değil mi? Akşamdan beri beni uyandırıp kös kös oturmaya. Olmuyorsa olmuyordur. Bu sefer olacak. Vallahi billahi olacak. Allah'ın adını ağzına alma. Beni de günah sokma lütfen. Yalvartma beni. Yalvartma. Alo. Alo. Ben Ömer. Sabah sabah rahatsız etmiyorum umarım. Yok estağfurullah. Söyle umarım. Senin meseleyi çözdük. Numarasını verdim. Telefon İstanbul'da tespit edilmiş. Hay Allah senden razı olsun. Bu kadar çabuk demek. Şahin kim o? Bir saniye, bir saniye. Hadi sen uykuna devam et. Hadi. Kalem varsa yanında şu adresi yazdırayım. Tamam, hemen yazayım. Başkanım, sormaya çekiniyorum ama bu mesele çirkin bir mesele değil, değil mi? Sonradan başımız ağrımasın. Yok yok, sen hiç merak etme, içim rahat olsun Ömer'im. Hayırlı bir mesele. Çok hayırlı bir mesele. Sen ver bakayım bu adresi. Yanınızda yiyecek içecek var mı? Yok. Kime geldin? Cüneyt Bolat. Ad soyad, karşısına da imzasını at. Sağ ol. Sıradaki gelsin. Yanınızda yiyecek içecek var mı? Yok. Kime geldiniz? Cem Aşan. Görüşü olanlar. İlker Arslan, Meriç Demiray, Cenk Boğatur, Mehmet Görgeç, Barış Erdoğan, Harun Kılıçoğlu, Cüneyt Bolak. Hazırlanın, ziyaretçiniz var. Kim gelmiş bana ziyarete? Ne bileyim kardeşim, otel mi burası? Osman gel buraya. Ben yalnız gideceğim. Depoyu doldurdun mu? Evet efendim. Tamam hadi git bakalım. Şahin nereye? Acil bir işim çıktı.
Niye şoförle gitmiyorsun? Ya öyle olması gerekiyordu. Ulan sana hesap mı veririz o zaman? Hadi eyvallah. Baba. He kızım. Bir yere gitmem lazım. Sen az bekle, geleceğim. Ben Cüneyt. Hoş gelmişsin. Geçin üstüne. Arkadaş sen nereden bildin beni ya? Senden başka tek gelen yok. Niyaz için değil mi? Öyle. Normalde akraba olmayanları içeri almıyorlar. Ama kapıda iki tane toprağım var. Arada eşimiz dostumuz gelince kırmıyorlar sağ olsunlar. Tuvalet nerede bu? Şu garibiyandan izin iste. O sana gösterir. Acele etme. Ya bana da ziyaretçim var dediler ama gelen giden yok. Bu kadar mıdır gelen adam? Adını okunduysa gelirler. Az bekle. Bakar mısın arkadaş? Buyur. Ya ha bu ayak yolu nereden o ya? Yapıp da gelseydin ya. Benzin istasyonu burası kardeşim. Gel benimle. Arkadaş, ben mideyi fena halde bozmuşum. Şu kapıyı kapatsak da ben rahatsız oluyorum çok. Kusura bakma ya. Sağ olasın, sağ olasın. Sağdaki ilk lavabonun altını yokla. Emaneti oraya bırakacaklar. Omuzu birader, diğerini kullan. Kontrol et. Silahı sağlam bir yere sok. Ellerini yıka, tuvaletten çık. Bu işi kazma oğlum. Geliyorum, geliyorum. Ellerimi yıkıyorum. Gerisi sana kalmış. Allah yardımcın olsun. Geldi oğlum. Sağ ol. Arkadaş.
Ha, bu emanet boş. Biliyorum. Az bekle. Selim abi silahı buldu. Mermi. Bende. Kafana sıkmaya hakkın yok. Öyle mi? Bizden bu kadar. Kazan mübarek olsun. Sağ ol arkadaş. Her şey arbedeli, uğun git uydan cuma çıkımı. Hadsi bedeli ödeme sıra si uğun. Enişke nasıl uğun? Silahı var da adamın, bir şey yapsana da silahı var adamın. Yaklaşma sıkar onu. Salavat getir kan kardeş. Yolun sonuna geldi. Haydi çekil. İkimiz de yolun sonuna geldik artık. Senin bir suçun günahın yok. Haydi çekil. Yanlış. Hepimizin günahı. Harun benim kocamdır. Ne diyorsun sen Gülüçkim? Bu hesabı kesmek sana düşmez. Harun benim kocamdır. Onu seviyorum ben. Vuracaksan beni vur. Yalan. Yalan konuşma benimle. Gülüçkim, yalan konuşma. Benimle. Yalan değil Niyazi. Harun benim kocam. Çekil aramızdan artık. Harun'u seviyorum ben.